çubuklu forma ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Büyük başarıları imza attığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu, spor kompleksi çimlerine yıllar sonra ayak basan Alex ardından soyunma odasında gezdi. Alex de Souza daha sonra Fenerbahçe televizyonunda yayınlanan 16'da 14 programına konuk oldu. Fenerbahçe formasıyla attığı birbirinden güzel golleri değerlendiren Alex de Souza hatıraları ile ilgili konuştu. Sözlerinde öncelikle sizlere özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 6-7 senedir kulüp televizyonundan taraftarlarımıza seslenmiştim. Bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu eksikliğimi giderdiğiniz için teşekkür ediyorum diyerek Alex de Souza Brezilya'da neler yaptığı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Alex, stüdyolarda yabancı değilim. Eski takım arkadaşım Fenerbahçe'nin tanınmış oyuncularından Fabio Luisano ile Brezilya'da bir televizyon programı yapıyoruz. Aynı zamanda elbette futbolu takip ediyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Türkiye'ye elbette ilgim var. Fenerbahçe ile ilgili telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla bilgiler alıyorum. Aslında sıkıntılı bir başlangıç oldu Fenerbahçe için ama toparlanma durumuna girildi gibi takım. Önümüzdeki hafta Zenit maçı ve ligdeki çıkışı devam edecek. Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir. Ben olumlu görüyorum cevabını verdi. Aile hayatıyla ilgili ise Alex yaşlar ilerliyor. Eşim ailenin liderliğini üstlenmeye devam ediyor. Çocuklarım büyüyor. Mario 15 yaşına girecek. Hayali iyi bir tenisçi olacak. Antonio okula devam ediyor. O da 12 yaşında, oğlum Felipe, en küçük çocuğum, hayalleri futbol olan 8,5 yaşında bir çocuk. Bizler ise annesi babası olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Her zaman bir mücadelenin içerisindeyiz. Çok şükür herkes iyi. Dünyada top peşinden koşan ve hayali futbol olan milyonlarca insanlar var. Felipe de onlardan biri. Babası bir futbolcuydu, dedesi kulüp başkanıydı. Tüm bunları hesapladığımızda futbol dünyasının içinde doğmuş bir çocuk, şu anda hayatı futbol Kendine göre bir de yeteneği var. Tabii daha 8,5 yaşında bir çocuk geleceği ne olarak göreceğiz açıklamalarında bulundu. Brezilyalı efsane Alex de Souza daha sonra Fenerbahçe formasıyla attığı birbirinden güzel golleri izledi ve yorumladı. 2004-2005 sezonunda İstanbul'a attığı gollerle ilgili Alex Fenerbahçe formasıyla çıktığım 3. maçımdı. Güzel bir golle başlangıç yapmıştım dedi. 2004-2005 sezonunda Gençler Birliği'ne attığı gollerle ilgili ise ben de sizler gibiyim aslında. İzlerken çok duygulanıyorum bir yandan. Bu iki maçtan da çok iyi hatırlıyorum. Hepsi hatıralarımda. Ankara'daki maçın son 4-5 dakikasında mağlup durumdaydık. Ve iki gol attım. Galip geldik. Kadıköy'deki maça da galibiyet golünü son dakikalarda atmıştım. Hatıralarımda halen taze olan maçlardan iki tanesiydi. ifadelerini kullandı. Oğlu Felipe sayesinde attığı golleri zaman zaman izlediklerini belirten Alex, Günümüzde artık hem gollere ulaşmak çok kolay hem de insan istediği zaman bilgiye ulaşabiliyor. Bizim evde de televizyondan sorumlu bir bakanımız var. O da Felipe. Kendisi o maçları hatırlamasa da merakından dolayı internetten sürekli girip bakıyor. Biz de onunla birlikte geçmişte neler yaptık ne başarılar kazandık görebiliyoruz şeklinde konuştu. 2005-2006 yılında Samsun Spor'a gittiği rövaşta golünü de yorumlayan Alex neden bu gole şans diyorum diye açıklayayım. Normalde öyle bir pozisyon size geldiğinde yapmanız gereken şey o topu en yakınındaki oyuncuya vermektir. Havadan gelen her topa öyle rovaşata deneyemezsiniz. Ben de baktım. Çevremdeki arkadaşlarım uzaktaydı. Ve rovaşatayı denemem gerekiyordu. O anda denedim ve her şey yolunda gitti. Böyle güzel bir gol ortaya çıktı. Bazı goller vardır çalışırsınız ama bazı goller vardır ki bunu hislerinizle atarsınız. Hatta gole bakın. Kaleci de reaksiyon vermekte zorlanıyor. İç güdülerimle attığım şutu beklemiyor. O anda öyle hissettim ki ve muazzam bir gol oldu diye konuştu. Samsun Spor'a attığı Rovaşat'ı golünü ilk 5'e bile koymadığını belirten Alex, bazı golleri önceden hissedip sezip atabiliyorum. Kayseri Spor'la oynadığımız maçta Roberta Carlos'tan dönerek gelen kontrol etmesi çok zor bir top vardı. O pozisyonda yaptığım her şeyi hareketi sağ ayağımla yapmıştım. Aslında alışkın olmadığım bir ayağım. O anda çevremde az kişinin olduğunu görüp mesafelerin uzak olduğunu görüp topu kontrol etmeyi ve şutu önceden planladığım için o gol benim en öne koyduğum gollerden biridir. Ve Başata golü ise çok anlık bir goldü. Ben antrenmanını yaptığım, çalıştığım pozisyonları denemeyi ve bunlar üzerinden gol bulmayı her zaman için tercih ederim. Çalıştıklarımı başardığım zaman daha fazla keyif alıyorum değerlendirmesini yaptı. Galatasaray attığı ilk golle ilgisi ise Alex bu maçın anılarını bende güçlüdür. Pozisyonu hatırlıyorum. Topun başına geçtiğimde aklımdaki şeylerden bir tanesi şuydu. Gerçek Fenerbahçeli Galatasaray'a gol attığında olunur. Ben de bu maça gerçek Fenerbahçeli olmuştum şeklinde konuştu. 2006-2007 sezonunda Kayseri Erciyes Spor'a attığı golü de değerlendiren Alex, bu gol çalıştığım tarzda bir goldü. Antrenmanlar geldiği zaman böyle goller atıyor ve deniyordum. Maçta geldiği zaman da fırsatı kolluyorum. Bu maçta da kolladım. Geldi ve her şey yolunda gitti. 100. yılın ilk lig maçında attığım goldü ifadelerini kullandı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Moskova'ya attığı gol hakkında da konuşan Alex de Souza sadece Fenerbahçe değil bütün kariyeri açısından baktığımda kalbimde güzel duygularla sakladığım maçlardan bir tanesi olduğunu belirtti ve sözlerini şunları söyleyerek devam etti. Bir futbolcu bir yerde sözleşme imzaladığı zaman Söz verdiği zaman saha içerisinde verimli olmak ve aldığı paranın da karşılığını vermek ister. Öyle bir geceydi ki böyle akşamlar yaşadığımız zaman evimize gittiğimizde çok daha huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Efsane futbolcu Alex de Souza 2008-2009 sezonu Gaziantep Spor karşısında attığı golü de değerlendirdi. Ve bir içgüdü olduğunu vurguladı. 2009-2010 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında kaydettiği gol için ise Alex çok çalışıyordum. Kendi dominant sol ayağım var. Ama kariyerim boyunca sağ ayağımı da çok çalıştırdım dedi. 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a karşı attığı Fenerbahçe'deki 100. golünü değerlendiren Alex de Souza harika anılarımdan bir tanesiydi. Yüzler kulübüne girmek, 100. golümü atmak çok önemliydi. Hem atağın benimle başlayarak benimle son bulması hem de maçın zor bir deplasmanda olmasından dolayı böyle bir gol atabilmek kafamda yer eden maçlardan bir tanesiydi şeklinde konuştu. Fenerbahçe kariyerinde attığı son golü hakkında ise Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla yaşadığım birçok anım oldu. Çoğunu bilinçli bir şekilde yaşadım ama bu golün son golüm olduğunu bilsem çok daha fazla taraftarla kutlardım. Belki bütün sahayı dolaşırdım. Taraftarın içinde atlardım. Marsilya karşısında attığım bu golü harika bir Fenerbahçe kariyerinin son damgası olmuş şeklinde adlandırabiliriz dedi. Efsane futbolculardan Aleste Souza her zamanki minnet duygularını tekrar fırsat vermişken sunmak istiyorum. 2004 yılında bulunduğum güne kadar bana ve aileme göstermiş oldukları sevgi ve saygı misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür bir bağı her yerde yakalamak her zaman mümkün değildir. Bu yüzden kalpten, yürekten, içten minnet duygularımı bizi izleyen herkese sunmak istiyorum diyerek sözlerini sonlandırmıştı. Babasıyla birlikte tesise giden, maçlardan önce sahaya çıkan Maria için o dönemde FB TV'de yayınlanan magazin programında ayrı bir bölüm ayrılıyordu. Maria'nın attığı her kahkaha Fenerbahçelilerin evlerinde çiçekler açtırıyordu. Alex ve Daniel'ın ikinci kızları Ant Antonio de Souza 2016'da İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük Felipe ise 2018'de gözleri dünyaya açtı. Türkiye aşığı olan Danya evlatlarının yaşadıkları topraklara uyum sağlayabilmesi için yoğun mesai harcadı. Alex'in çocukları İstiklal Marşı'nı ezberebiliyor, Türkçe konuşuyor. Hatta ülkeleri Brezilya için tatile gittiklerinde evimize dönelim diyorlardı. Alex'in vedası aslında onunla birlikte bu güzel aileyi topraklarımızdan yolcu etmek anlamına geliyordu. Futbolcu bir baba ve futbolun yanı sıra tenisle de ilgilenen bir annenin evladı olan Maria, Antonia ve Felipe sporla iç içe büyüyen şanslı çocuklar Geçtiğimiz de 14 yaşına giren küçük Maria'mız ülkesinin önemli bir tenisçi oldu bile. Maria kendi kategorisinde Brezilya'nın en iyisi oldu. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın oğlu Felipe babasının izinde. 2010 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Felipe, Brezilya'da çok yaygın olan futsalda maharetini göstermeye başladı. Babasının uzun yıllar giydiği 10 numaralı formayla mücadele eden küçük Felipe, müthiş bir top tekniği ve oyun zekasına sahip. Oğlunun maç görüntüleri Instagram'da yayınlanan Alexe Soza Türkçe Felipe Top Eğlenmek diye yazdı. Efsane futbolcunun paylaşımı 150 bin yakın beğeni aldı diye bir haber de ortaya çıkmıştı. İşte Felipe'nin maharetleri.